Kerpiç Dam. Eski fotoğrafları severim. Tıpkı iyi bir metnin satır araları gibi, resimlerin de ilk bakışta hemen fark edilmeyen ince detaylar olur. 1970'li yılların ortaları, dünyaya gelmek üzere olduğum zamanlar. Dedemden babama kalan, onun deyişiyle o uğurlu kerpiç ev işte burası. 1980'lerin başında bu kerpiç evin hemen karşısına briket ve betondan acele ev yapılınca bu kerpiç dam da oldu bizim için eski ev. Barak Ovası'nın o çorak, kıraç ve kuru yanı hemen gösteriyor kendini bu fotoğrafta. Fakat anam intikamını aldı bu çorak yerden. Sonradan su bollaşınca hemen her yana ağaç ve çiçek ekti. Şimdi etrafımız biraz yeşilse, bunda anamın kovalarla taşıdığı o suların çok payı vardır. Anamın bu kerpiç evin önüne betondan zar zor yaptırdığı o derme çatma seki nasıl da derli toplu duruyor fotoğrafta. Su taşımak için kullanılan iki büyük kürek sekinin sağ tarafında. Birinin üzerinde küfte yoğurmak için kullanılan küçük bir alüminyum leğen var. Arkada kapının sağında hamur yoğurmak için daha büyük bir alüminyum leğen. Yeni yıkanmış, belli. Demek ki sabah yufka ekmek yapılmış. Kolay değil elbet, kaç baş horanta. Ekmek mühim tabii. Kapının solunda anamın süpürge otundan büyük olasılık kendi yaptığı dışarı süpürgesi hazır kıta bekliyor. Fotoğrafın en sağında, duvarın kenarında ise bu tertip ve düzeni bir çöp tenekesi tamamlıyor. Kapının hemen sağında duvara iptidai bir raf monte edilmiş. Ufak tefek hacat koymak için herhalde. Kanatlı'nın işidir bu kesin. Eski evin garba odasının penceresi açık. İçeri havalanıyor. Cam kenarında teneke saksıda çiçek olmalı. Anamın hemen sağında dedemin kuyusu var. Kuyunun üzerinde kuyuya sarkıtılan kovanın ipinin makarası için yine kuvvetle muhtemel babamın idareten yaptığı çatının üstüne büyük ihtimal küçük çocuklardan birinin ıslattığı döşek atılmış. Güneşte kurusun diye sanırım.